Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adres sormak istiyorum. Bugün 10 Mayıs 2017 Berat Kandili. Hepinizin beratınız mübarek olsun. Berat demek kurtuluşa ermek demektir. Berat demek, daha evvelki olan günahkar halimizden günahsız hale dönüşmemiz demektir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Duhan suresinin 1. ve 2. ayeti kerimelerinde şöyle, Cenab-ı Allah bu gece için ifade kullanmış. Ne diyor? Hamim vel kitabil mübin inna enzelnahu fi leyletir mübareketen, mübarek bir gecede indirdik, mübarek bir gecede indirdik diyor. Tabi bu sizin gönüllerinize inen, gayriyetlerinizi yok edecek, aniyet sahasında sizleri yüceltecek olan Cenab-ı Allah'ın hamimi, yani hakkat-ı Muhammediyesinin, ha demek kişideki hakkat-ı Muhammediye demektir. Mim demek ise sizin bu kesret alemindeki olan masarlara denir. Malum bir Cenab-ı Allah'ın bir hak yönü vardır, bir de halk yönü vardır. Halk yönü zat ve sıfatın ikisine birden hak denir. Zat sıfatsız olmaz. Onun için zatın sıfattaki olan tecellisine hak denir. Esma ve fiillerine de hak denir. Halk gününe Muhammed zuhuratı olduğu için hakkın halk aynalarından görülmesine, hakkın hakkat-ı Muhammediye'nin Muhammed aynalarından görünmesi olarak tabir ederiz bunu. İşte daha evvelden bizler sümmeredet nesvele safilin, aşağıların aşağısı olan bu dünya yüzünden bir mürşid-i kamilin eteğinden tutarak illellezine amenü ve amelü salihat, salih ameller işlemek suretiyle kendi insan asliyemize doğru yolculuk yaparız. Bu yolculuk bir kamilin telkinatı olmadan olmaz. Çünkü bizi bildiren ancaksın satırlardakiler, satırlarla ancaksın ustad bulurlar. Günümüzde televizyonları izliyorsunuz. Günümüzde Facebook'u izliyorsunuz. Günümüzde bazı zevatın sohbetlerini de belki izliyorsunuz. Onlarda bol bol ibadet etmenin, bol bol namaz kılmanın, bol bol işte şu kadar ayetil kürsü okuyacaksınız, her rekatta şu kadar ihlas okuyacaksınız. Her rekatta bir tane ihlas, Yasin-i Şerif okuyacaksınız 6 sayfalık, 10 tane de ihlas okuyacaksınız her rekatta. Ne kadar fazla namaz kılarsanız o kadar fazla ecir var gibi bir sürü amellerle iştigal etmek suretiyle vuslat telkinatında bulmuşlardır. Bunlar kişinin hakikaten Cenab-ı Hak'la meşgul elmesini sağlamak için birer kaidelerdir. Ama melamilerde biliyorsunuz marifetullah yolu ikidir. Bir, marifetullah yolunun nefis terbiyesiyle yapılan tahsil, emmare, levvame, mülhüme, mutmeyne, raziye, marziye, safiye. Bu sıfatın, yani nefsinizin sıfatlarının tahsili çok uzun bir yoldur. Bu yol mudur? Evet, yoldur. Tarikat-ı Muhammedilerin yapmış olduğu tahsil budur. Ama bu uzun bir yoldur. Ömür biter fakat yolculuk bitmiyor çok kişilerde. Bir de marifetullah'ın ikinci bir yönü vardır. O nedir? Ruh tanımıdır. Ruh tanımında ise Cenab-ı Allah İsra suresinin 85. ayeti kerimesinde diyor ki, sana ruhtan sorarlar, de ki Rabbim bir emridir.
Demek ki emirler alemindendir ruh. Peki bize Rabbimiz ne emretti diye kendimize sorduğumuz zaman şunu duyuyoruz, şunu görüyoruz. Rabbimiz bize fiillerin faali Allah'tır dedi. Sıfatların mevsufu Allah'tır dedi. Vücudun mevcudu Allah'tır dedi. Başka bir şey dedi mi? Demedi. Demek ki ruh insanlardaki efal sıfat zattan ibaretmiş. Şu halde siz de bu tahsili kamilde yaparken işte daha 3 aylar girmesiyle beraber birinci 3 ayların girişinde Recep ayı kutladık. Rağbet ettik yani. Recep ayında cumasına tekabül eden günde regaib, rağbet ettik. Rağbet etmek Cenab-ı Allah bizlere ilme ezeliyette bu imanı ihsan etmemiş olsaydı bizler günü ve saati gelince bir ağacın çiçek açmadığı gibi bu arzu ve isteğimizi de Cenab-ı Hakk'a olan meyyallığımızla, rağbetimizle ne yapamazdık? Uygulamamız mümkün olmayacaktı. Demek ki Rabbimize hamd ederiz ki ilmi ezeliyette ayağını sabitle bize Cenab-ı Hak bu lütfu vermiş. Aslında Cenab-ı Allah'ın tecellilerinde bir nuzulün bir de urucun olduğunu biz gördük. Ne gördük? Cenab-ı Allah dedi ki ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi murad ettim. Bu halkı altar edim. Yani altında ve üstünde boşluk olmayan amalığından yani nokta sırrından uluiyetine tecelli etti Cenab-ı Allah. Mutlak zatını iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın zatını düşünmeniz diyor zaten. Peki onun zatının yanında başka zat yok ki düşünsün. Veya akıl nimetleri düşünseniz bile siz onu ne yapamazsınız? İade edemezsiniz. Akıl zatı iade etmez. Mümkün değildir. O bakımdan orada herhangi bir sıfat, herhangi bir şey olmadığı için Cenab-ı Hak kendisinden kendisini bilir. Ama bildiğini herhangi bir masardan imşa edemediği için bilinmekliğini değil görmeyi arzu ettiği için bu halkı halk eledi. Uluhiyet mertebesinden rubiyetine tecelli edince esma ve sıfat aldı. Bak dikkat ederseniz nüzulün tecellisi bu. Uluhiyet mertebesinde Cenab-ı Allah Allah adını aldı. Kur'an-ı Kerim'de alt alta 7 tane nokta bir elif meydana getirdiği gibi demek ki noktalardan meydana gelmiş olan elif Allah Arapçada böyle okundu. Daha evvelden bunların hiçbiri yoktu. Yalnız elifin tek bir noktasıydı. Evvela elif halini aldı. O onun zatını remzettiği için buradaki tecellisiyle bize kendisini gösterecek. Murad etti. Bilmekliğini yani görerek bilmekliğini murad etti. İşte oradan rubiyet aleminden ruhlar alemine yani ervah alemine, ervah aleminden misal alemine, misal aleminden de zıtlar alemine doğru bir uruç yaptı. Cenab-ı Allah tecellisiyle bu 6 günde bu alemi yarattı. Hangi alemi yarattı? Bu alemleri yarattı. 6 günde 6 meratibi ilahiye mertebelerden kendisini açığa çıkardı. Şer etti. Zuhurata geldi. Biz de Hakk'ın halk aynalarından böylece görmeye başladık. Görmeye başladık. Bizden gören o. Siz görmüyorsunuz aslında. Anlatabiliyor muyum? Onun için işte böylece ne yaptık? Demek ki bu Mürşid-i Kamil'den bizim tahsilimizle Recep ayında rağbet ettik. Rağbet ettikten sonra da aynı ayda Miraç kutladık. 27'sinde de Miraç'ı kutladık. Miraç merdiven demektir. Merdiven Cenab-ı Hakk'a doğru bu vuslat aldık. Vuslat da artık bir sıfatla olur. Hani ya var ya İsra suresinin 1. ayet-i kerimesinde diyor ki biz kulumuzu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya davet ettik. Niçin davet etti? Yüce ayetlerimizi gösterelim için. Yüce ayetler nedir? Demek ki Cenab-ı Allah'ın bütün mülkünde, bütün 18 bin aleminde Allah'ın zatından sıfatına, sıfatından da esma alarak fiillerinden başka bir tecellisi yok.
Tevhid de bak bu. İki varlığın birliği değil tevhid. Zatından, sıfatına, sıfatından da fiillerle açığa çıkmasına tevhid dendi. Onun mülkünde ondan başkası yok. Onun mülkünde demek ki her türlü ibadet ve taatlar dahi onun bir mertebeden diğer bir mertebeye tecellisinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. اِنَّ اللّٰهِ وَمَلَاكَتَهِ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ahzab suresinin 56. ayeti kerimesinde Allah ve melekleri Muhammed'e namaz kılıyorlar diyor Muhittin Arap Hazretleri bu ayete mana verirken. Onun için demek ki Allah sizin yani zatınız madem size nispet edildiği zaman cüz, bütün varlıkların nispet edildiği zaman, kamele nispet edildiği zaman daha doğrusu kül, Allah'ın zatı içinse ne cüz vardır ne kül vardır. Sizdeki olan o cüz ne yaptı? Sizdeki olan zatınızın bu şekildeki olan kuvveleriyle sizin gözünüzden görmesi, kulağınızdan duyması, dilinizden konuşması ile sizde bir namaz haline dönüştü. Namaz demek bir tecelli ilahiyedir. Namaz bir tecellidir. Hoş her ne kadar biz kıyamıyla, rükûyla, secdesiyle bir miraç yapıyorsak da iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kulumun miracı namazdır. Namaz kulumun miracı da olur. Demek ki iki can serveri hoş ne kadar kelamla biz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan Sidre-i Münteha'ya, Sidre-i Münteha'dan da Rabbi ile görüşmeye gitti dedik ya miraç gecesinde. Peki siz bu vücut ülkesinde bunu Mescid-i Haramiyetiniz sizin neresidir? Her şeyi vücut ülkesinde okuduğumuz nispetle Kur'an-ı Kerim'e vakıfızdır. Yoksa satırlardaki Kur'an'dan kendinize dönemiyorsanız, Kur'an eşittir insana, insanı okuyamıyorsanız inanın Kur'an'ı okumanız sizin satırlarda ve kendinizin tanınmamasıdır. Ne zaman kendinizi tanıdınız? Kendi kitabınızı, kendi gönlü aleminde okursunuz. Onun için Haram-ı Şerif sizin bu beden ülkenizdir. Kendinize nispet ettiğiniz gönlünüzdür veyahut da kendinize nispet ettiğiniz varlığınızdır. Et ve kemikten meydana gelmiş olan şehir Mekke şehridir. Onun da kalp dediğiniz yerde kan vardır. Başka bir şey yoktur aslında. O da Mekke'dir. İşte bu benlik, bu varlık içerisinden ne yaptınız? Yola çıktınız. Nereye çıktınız? Mescid-i Aksa'ya davet edildiniz. Ne için? Mescid-i Aksa neresidir? Afakta Mürşid-i Kamil'dir. Ama kendinizde ise gönül aleminizdir. Sizin gönlünüze hitap ediyor mürşitler. Nereden hitap ediyor? İki kulağınızdan gönlünüze doğru, gönül tarlanıza ne yapıyor? Tohumları atıyor. Yani sohbet tohumlarını atıyor. Sohbet tohumlarıyla gönlünüzdeki olan zikir izahatları, fiillerin faal izahatları ve sıfatların mevsuf izahatları tohumunu atıyor. Gördünüz mü? Demek ki Mescid-i Aksa'ya vardınız. Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kıldınız. Niye kıldınız Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz? Çünkü Mescid-i Aksa da kılınan namaz iki rekattır. Yani bir kişinin kendisinin varlığının olmadığı, kendisine nispet ettiği bu varlığının Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunun idrakından ibarettir. İki rekat namaz. Birisinde kendi varlığını yok ediyorsun. İkincisinde ben varlığımı yok ettim ama haneye var mı ya? Elimde var, ayağımda var, gözümde var, kulağımda var diyorsunuz. Bu varlık benim değilmiş. Cenab-ı Hakk'ınmış demek hali sizin Mescid-i Aksa'da kıldığınız iki rekat namazdır. İlmin namazı vardır. Şuhudun namazı vardır. Hem ilmin hem şuhudun namazı vardır. Bedenin ve ruhun namazı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de üç türlü namaz varken derken bakın hakikaten Nisa suresinin 103. ayeti kerimesine baktığınız zaman
Onlar selati vukuta diyor. Vakitlerle ilgili olan namazı bize Cenab-ı Allah izah etmiş. Onlar ayaktayken ellezine yeskurunallaha kıyamen ve kuudan ve ala cunubihim ve yetefekkeruna fi halki semavati vel ardı. Demek ki ayakta, rukuda, secdede vakit namazlarından bahseden bir ayet-i kerime. Uzun uzun anlatılması mümkün. Bu vakitlerle ilgili olan namazı sizi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde emretmiş. İkincisi Bakara suresinin 238. ayet-i kerimesinde Selat-ı Vusta, orta namazdan bahsediyor. Gönül namazı, kalp namazı. Peki biz kıyamıyla, rükûyla, secdesiyle bu namazı kılıyorduk daha evvelden, vakit namazını. Peki kalp namazını nasıl kılmamız gerekli? Aynı namazın içerisinde o da var. Siz hakikaten ruhunuzu imam, sıfatlarınızı cemaat, gönül mescidine inerek o gönül mescidinde bu namazı kılarsanız ki aslında sizde Cenab-ı Allah bu namazı kılıp duruyor aslında. Biraz evvel okuduğum ayet-i kerimede İnnallâhi ve melâkete yusallûn ale nebi. Nebiye bak, selat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de kendi masarınızdan Cenab-ı Hakk'ın mütecellilerini idrak ederek kendinizden açığa çıkarmasını seyrediniz. Seyrediyor musunuz namazda? Bu alem sihir alemi. Kendinizi izliyor musunuz? Kıyamdaki olan manayı, rükudaki manayı, secdeki manayı biliyorsanız Rabbinizle görüşüyorsunuz. Rabbiniz sizin kıyam renginden, ruku renginden, secde rengine geliyor. Yani rengarenk, hem devrediyoruz her şeyde diyorsunuz, hem renkten renge giriyoruz diyorsunuz. Ondan sonra da bedensel namazın öteğinde bir idraka sahip değilseniz, bu kendi kendinizi aldatmaktan başka bir şey değildir. İşte onun için Selahat-ı Vusta, orta namazı davet ettikten sonra da Meraat suresi 23. ayeti kerimesinde Selahat-ı Daimun diyor. Fasılsız olan namaz. Nedir o? Bak, siz her nefeste daimin zikir yapıyorsunuz. Daimi zikir, daimi fikir yapan kişidir daimi selatta olan kişi. Daimi zikir ve daimi fikirde olmayan kişi daimi selatta değildir. Demek ki namaz deyince bir camiye gitmek mutlaka yatıp kalkmaktan ibaret, bir seccadenin üzerinde yatıp kalkmaktan ibaret değilmiş. Bir idrakın, bir mutluluğun, huzurun ve Cenab-ı Hakk'ın kendi masarındaki tecellilerinin izlenmesinden ibaret olduğunu anlamış oluyoruz. İşte onun için de Miraç'ta da biz ne yaptık? Evvela Mescid-i Haram'dan, yani bedensel vücudumuzdan gittik. Mürşid-i Kamilimizin vermiş olduğu telkinatıyla afakta mürşid, enfusta gönül alemine geldik. Gönül aleminde yüce ayetlerimizi bize gösterdi. Nedir yüce ayetler? Yüce ayetler efal-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye, zat-ı ilahiyatlarından başka, zaten Kur'an-ı Kerim'de başka ayet yok. Bu ayetleri bize gösterdi. Kim gösterdi? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberlere ve evliyalara orada imamlık yap dedi. Evet, bu kardeşlerimizin de bütün vücut ülkelerinde onların da kendilerine göre birer peygamberleri ve onların da kendilerine göre makam yönüyle, velayet yönüyle, idrak yönüyle, kabulleniş yönüyle velayet sahibi olan kardeşlerimizin evliyaları var. Yani Allah'ın dostlukları var. Herkes kendi seviyesinde Allah'a dosttur. Burada bunu kıldı. Namazı kılmış. Bak, iki rekat namaz kılmış. Bu idrakla kıldı namazı. Ondan sonra bindi burana, yani aşk burana bindi. Aşk. Burak aşktır. Eşek, beygir, katır değildir. Bu zahir olan manaları tümüyle silin aklınızdan. Bir salikin aşkı varsa uzak menzilleri en kısa zamanda kat eder. Yok, aşkı yoksa hiçbir şey yaramaz. Onun için Efendi Hazretleri derdi ki, bir insan namazda Rabbi ile görüşmüyorsa onun namazı namaz değil derdi. Ancaksın bu karşılıklı konuşmayı aşkınız size meydana getirir. Aşkınız yoksa olmaz. İşte
Sidre-i Münteha'ya vardınız. Sıfat mertebesinin son demeyi. Aklın, fikrin, idrakın artık iflas ettiği nokta. Ondan sonra ne yaptı? Orada Akr-ı Resul dedi ki, ya Muhammed ben bir adım daha geçersem yanarım. Gidemedi. Çünkü akıl artık orası, affedersiniz, eşeğin çamura battığı gibi, depinip çıkamadığı gibi oracıkta kaldı. İki can serveri yoluna devam etti. Neylere devam etti? Artık Burak'ını bıraktı, refrefe bindi. Neydi refrefi? Onun zevkiydi. Ve gitti. Vardığında dedi ki, kif ya Muhammed. Allahu Ekber. Rabbin senin için namazda. Dur ya Muhammed. Rabbin senin için namazda. İyi güzel de ben onunla görüşmek istiyordum. Ben de nasıl namaz da olur Rabbim? Biraz evvel söylemiş olduğum Ashab suresinin 56. ayet-i kerimesinde namazı kim kılıyormuş? Benden kılan Rabbim'miş. Demek ki Rabbim bütün kuvveleriyle, melekleriyle benim gibi bir aciz kulda tecellisini gösteriyorum. Ben kulum, senin kulluğunu kabul ettim. Ben seni dostluğa kaydettim. Onun için ben sende tecelli etmek istiyorum. Dön bana yüzünü. Yüzünü dön bana. Ondan sonra seninle sevişelim. Seninle konuşalım. Diyor. Ben onun için sende tecelli ediyorum artık diyor. Gördün mü? Onun için kif Muhammed durdu. Çünkü bir tecelli varken ikinci bir tecelli görülmez bilinmez. Durduktan sonra işte namazdaki olan ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat olan tayyat diye okuyoruz ya. O hadis-i şeriftir o. Oturma müddetince farzdır. Fakat namazda onu okumak sünnettir, farz değildir. O Cenab-ı Hak'la kulun karşılıklı konuşmasından ibarettir. Ve ondan sonra da döndü ve bizleri miracı bitirdi. Şimdi artık miraç böylece biz merdiven basamaklarından çıkmaya başladığımız demden sonra eski hallerimizi bırakabilmemiz için sıfat mertebesindeki olan bütün gayretlerin izal olması lazım. Biz hakikaten hala Mehmet'i Ahmet veya Mehmet olarak gördüğümüz müddetçe o zaman hala ikilikteyiz. Çünkü bizlerdeki olan bütün tecelli Hakk'a ait. Subut sıfat diyorsunuz. Subut sıfatlar mertebesinde ki işte Şaban ayının 15'si olan bu Berat kandilinde Cenab-ı Allah artık eski hallerimizin durumunu tebdilata geçiriyor. Niye geçirdi? Daha evvelden zikirsiz bir halimiz vardı. Zikirle devamlı aklımızı, fikrimizi, zihnimizi yormaya başladık. Sonra zikrin mahiyeti olan Cenab-ı Allah'ın fiillerin faali ben diyorduk. Cenab-ı Hakk'ın olduğunu bize gösterdi. Peki fiillerin faali Allah olunca bizim kendimize az bir şirkimiz kalmadı. Her fiilin faali Allah. İyilikler Allah'a ait, kötülükler kula ait. Peki niye kula ait? Kulun madem gücü yoktur, kuvveti yoktur. Niçin kula nispet edilsin? Cenab-ı Allah'ın vadisinde kötülük diye bir şey yok. Hep tecelliler ona ait. Ama kullara intikal ettiği zaman kullar kendine göre bir akıl, bir fikir, bir idrak gibi bir nimet sayarak Allah'ın idrakından, Allah'ın gücünden, kuvvetinden ayrı olarak kendisine bir akıl, fikir, idrak verirse işte o zaman ikilik zuhur ediyor. Onun için biz irade Allah'ındır deriz. Ama kulu iradesi olmadığı halde iradiye cüziye ise kula aittir deriz. Kula nispet edildiği zaman iradiye cüziye adını alır da onun için. Cenab-ı Hakk'ın vadisinde onun iyiliği kötülüğü yoktur. Size bir misal vermek isterim. Nedir o? Kablonun içerisindeki ceyranda yalnız enerji vardır. Bunun haricinde hiçbir ışık verme, hiçbir buz yapma, bir sıcaklık verme, vantilatör çalışma seti yoktur. Ne zaman buzdolabına bağladınız, buz verir.
Kablonun içerisinde buz veriyor muydu? Vermiyordu. Peki ampule bağladınız, ampulde ışık verdi. Kablonun içerisindeki ışık veriyor muydu? Vermiyordu. Vantilatöre bağladınız veyahut da klimaya bağladınız. Oradaki sıcaklık veya soğukluğu veriyor muydu? Bu kablodayken vermiyordu. Şimdiki veriyor. Gördünüz mü? Demek ki kul burada bir mazhar. O mazhardaki istat ve kabiliyetlerine göre tecellisini göstermiş oluyor. Yani suyun kabın renginde göründüğü gibi. Suda renk yok. Ama kabın rengi kırmızısa kırmızı görünüyor. Kırmızı görünüyor. İşte onun için sıfatı subu diye 8 deriz. Ve peşinden de deriz ki tekvin sıfatı olan birini biz efalde gördük. Ne gördük? Fiillerin faalini, halk ediciliğini gördük. Çünkü tekvin sıfatı halk edici sıfatıdır. 8 tane sıfatın 7 tanesinden tecellisini gösterendir o tekvinat. Hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret, kelam. 7 sıfat insanda var mıdır? Vardır. Buralardan tekvinatını icra ettiği için işte onun için tekvinatı sıfat mertebesinde söyleriz. Fakat icraatı efal mertebesindedir onun. Böylece bu sıfatların idrakına vardık mı? Fiillerin faali Allah'tır diyorduk. Şimdi sıfatların mevsudu da Allah dedik. İnsanın günah işleyecek veya sevap işleyecek herhangi bir hasreti kaldı mı? Kalmadı. Kalmayınca o zaman demek ki Cenab-ı Allah'ın fiillerini, faalini Allah diyebilseydi, sıfatların mevsufunu da kendisine değil de Allah demiş olsaydı, günahsız beraatını almış olacak. İşte Şaban'ın 15'indeki özelliğiyet bu. Onun için işte Duhan suresinin birincisindeki Cenab-ı Allah'ın hitabı bize diyor ki Ha mim. Ha hakkat-ı Muhammediye. Ey kardeşim sen de mevcut. Senin ruhsal yönün hakkat-ı Muhammediye. Cenab-ı Hakk'ın sendeki varlığının mevcudiyeti zat ve sıfatı hakkat-ı Muhammediye. Peki mim sendeki esma ve fiiller de Muhammediliğin. Çünkü Allah Muhammed mazharından tecelli ediyor. Muhammed'den zurata geliyor. Hamim. Vel kitabil mübin. Demek ki bu sendeki olan bu varlık kitabı var ya, nefis kitabı var ya, biraz evvel okudum. İsra suresinin 14. ayeti kerimesinde ikra, oku, kefe bi nefsikel yevme aleyka. Hasiba. İkra. Kefe bi nefsikel yevme aleykel hasiba. Nefis kitabınızı okuyunuz. Gördünüz mü şimdi nefis kitabını okuduk. Nefis kitabımızı böylece okuduğumuz zaman selamete çıktık. Beraatımızı almaya başladık. Çünkü artık kütük gibi bir vücudumuz var ama onun günah işleyecek de sevap işleyecek de zamanı yok. Biz bunu ne kadar fiillerin faalini verdik, sıfatların mevzusunu verdik ama bunların da Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu kendimizdeki tecellileriyle biz hakikaten buradaki fiillerin tecellisini sıfattan zuhur ettiği için sıfatların da tecellisini bir zevk etmiş olsak işte üniversitedeki talebenin diploma aldığı gibi diploma da almış oluveririz. O bakımdan Hamim vel kitabil mübin, bu mübin olan o kitap, kişilerde mümin olanlar da ancaksın mümkündür. Bu tecelli etti. Dolayısıyla bu da size ne zaman indirildi? Bu zevki idrakınız olan vahdet alemindeki olan sizin masarlarınızdan, sizin sıfatlarınızdan tecellisiyle idrak edildi. Çünkü geceler vahdeti, gündüzlerde kesreti remze ettiği için siz artık idrak ediyorsunuz ki elhamdülillah beraatımızı aldık, kurtuluşa erdik, günahsızız diyorsunuz. Kendi varlığınız varsa, kendinize ayrı bir varlık vermek veya sizin karşınızdaki varlıklara ayrı bir varlık veriyorsanız o zaman mutlaka biraz evvelinden beri izah ettiğim bu tahsil yapacaksınız. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki siz ölüydiniz, diriltildiniz, tekrar öldürülecek, tekrar diriltilecek,
ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Bakın bir insanın selametini bu ayette söylemiş bize. Daha evvelden zikirsiz fikirsiz idik. Şimdi zikir fikir başladı. Mürşid-i Kamil'e geldikten sonra bize zikir verdi. Zikirle dirildik. Zikirle dirildik ama baktık ki bizdeki zikir fikir ettiğimiz zaman bizim varlığımızdaki olan efalin verilmesi lazım. Sıfatlarının verilmesi lazım. Vücutluğun verilmesi lazım. O zaman ne yaptık? İşte tekrar öldürüldük. Yani fenaya efal, fenaya sıfat, fenaya zat yapmak suretiyle tekrar ifna ettik. İtiyari bir ölümle öldük. Mutu kable ente mutuna sırrına erdik. Veyahut da ölmeden evvel öldük. Dikkat ederseniz ondan sonra tekrar Rabbinize döndürüleceksiniz. Ne zaman Rabbimize döndük? Selamete çıktık. Dikkat ederseniz yani daha biz 4 gecenin regaibini kutladık. Miracını kutladık. Bir de beraatını kutluyoruz bugün. Ama bunun ötesinde bir de Kandil gecesi var. Kadir gecesi var. Kadir gecesi kadere ermektir. Demek ki mutluluğumuzun sonuna kadar bunu devam ettirdiğimiz zaman ancaksın Rabbimize dönmüş olacağız. Yoksa dönmüş sayılamayız. Başka bir ayet-i kerime de söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de inşirah sureti var. Cenab-ı Allah insanların nasıl temizleneceğini de bu ayet-i kerime bize bildirmiş zaten. Diyor ki elem neşrah leke sadrek. Ben sizin sadrınızı yarmadık mı? Ne yaptı sadrımızı? Mürşid-i Kamil'e bir rağbet ile gittik. Aslında o çağırdı bizi. Ama biz kendimiz gittik zannettik onu. Gittik. Bize zikir telkin etti. Ve gayriyetleri anmaktan, Ahmet'in Mehmet'in gıybetini, vesvese, hayal gibi, vehim gibi hasletlerden bizi güzelce bir zikir süpürgesiyle süpürdü. Ve ondan sonra da aklımızı, fikrimizi Allah'la meşgul etmeye başladı. Gördünüz mü? Demek ki sadrımızı yardı, bizim haberimiz olmadı. Sadrımızı ameliyat yaptı. Yani bıçaksız ameliyat yaptı. Neyle yaptı? Kulaktan verdiği telkinatla. Ama bizde buna bir meyallık, bir arzu, bir istek var ise öyle oldu. Yoksa bir Mürşid-i Kamil'in anlatmış olduğu 100 meseleyi siz o mürşide inanmıyorsanız, o kişiye hakikaten diğer vermiyorsanız veyahut onu sıradan bir kişiymiş gibi kelamını dinliyorsanız inanın %10, %20 oradan algılayabilirsiniz. %80'i boşuna gider. Ama külü teslim olduysanız onun her dediğini beyaza da siyah diyorsa da eyvallah bir hikmet vardır bunda diye böylece bir kabulleniş yapıyorsanız inanın %80 kabullenişinizden mütevellit en kısa zamanda vuslat alırsınız. Onun için Efendi Hazretleri derdir ki salikin vuslatı teslimiyetindendir. Kulun teslimiyeti kişiye değil kişiden alemlerin Rabbine olmalıdır. O benim ihtiyaçlarımı veriyor. Rabbim beni bana bildiriyor demelidir. Böyle bir inanç, böyle bir teslimiyet. Hem diyorsunuz ki fiilin faali Allah'tır, sıfatın mevsubu Allah'tır, vücudun mevcudu Allah'tır diyorsunuz. Ondan sonra da sen ayrılıyorsun, ben ayrılıyorum. Nasıl oluyor bu? Hak, hak aynalarından görüntüsünden ibarettir diyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde ondan başkası var mıdır diyorsunuz. Yoktur diyorsunuz. Ondan sonra da Ahmet de var, Mehmet de var. İyi de var, kötü de var. İşte biz bu iyilik ve kötülük devirlerini kurtarmak şapattıktan sonra, geçmedikten sonra asla ve asla bu birlik zevkine eremeyiz. Ermemiz de mümkün değildir. Onun için elem neşrah leke sadrek ve vedanan kevizrek ellezi ankada zahrek bir sizin belinizi büken yükünde ne yaptık? Artık hafiflettik. Daha evvelden bir sürü gözünüzle harama bakıyordunuz, kulağınızla gıybet dinliyordunuz, dilinize yalan söylüyordunuz. Sizin varlığınız vardı. Varlığınızda bir türlü altından çıkamıyordun. Beliniz bükülmüştü. İşte onun için ne yaptınız? Devamlı Mürşid-i Kamil'in verdiği zikirle beraber bunları peyderpey, ister zikirde olsun, isterse mertebelerde olsun, daima aklınızı, fikrinizi, zikrinizi onunla meşgul ettiniz. Aklım Allah, fikrim Allah, şevkim Allah, zevkim Allah derseniz o zaman okur kulfallah kalbiniz. Kulfallah okur o zaman.
İşte böylece bir haslet ile gönül vermeniz lazım Rabbinize. Yani bu surede de elem neşrah leke sadrek ve vedanan kebizrek ellezi ankada zahrek ve refane leke zikrek, zikrinizde pekleştirmedik mi? Devamlı demek ki Allah, Allah, Allah suretiyle zikri yapıyorsunuz. Sen yapmıyorsun zikri. Vela havle vela kuvvete illa billahi lazım. Kuvvet ve kudret Allah'ınsa sen nasıl zikredersin? Sen zikretmiyorsun kardeşim. Senden zikreden Cenab-ı Hak. Bırak ona her şeyini. O bilsin istediği gibi yapsın. Hayır. O yapsın ama ben de yapacağım. Onun gücü kuvveti var ama benim de gücüm kuvvetim var. Bir türlü ayrılamıyoruz bundan. Mesele burasında. Onun için zikrimizde pekleştirmedik mi? Vevedan rekebi zikrek. Verefana leke zikrek. İnnemeal üsru yusran. İnnemeal üsru yusran. Bir zorluğun yanında bir kolaylık. Bir zorluğun yanında da bir kolaylık ihsan ettik. Bak nedir? Bir zorluğun yanında bir kolaylık. Bizim kendi varlığımız vardı. Artık bizim varlığımızın olmadığını fenaya fal, fenaya sıfat, fenaya zatla hallettik. Elhamdülillah ya. Artık Cenab-ı Allah bizim mazarımızdan ya Rabbi bizden kötü şeyler zuhur ettirme diye dua etmekten başka bizim herhangi bir ne gücümüz var ne kuvvetimiz var. Selamete çıkıverdik. Ondan sonra bir zorluğun yanında bir kolaylık. Birincisi ikilikten birliğe çıkıldığı zaman bir kolaylık zuhur eder. Çünkü ikilikteyken kavga vardır, gürültü vardır, geçimsizlik vardır. Ahmet'in malı Ahmet'indir, Mehmet'in malı Mehmet'indir. Bütün mücadeleler ikiliktedir. Azap ve her türlü ceza da ikiliktedir. Buradan çıktık. Nereye çıktık? Birliğimizi. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Burada bak selamete çıktık. İkinci bir zorluğun yanında kolaylık ihsan etmiş. O ne? Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var olduktan sonra sıfatlardan tecelli etmek hakikaten zordur. Onu da mutmain olmuş bir nefis haline getirirseniz o zaman o kolaylığı da size Cenab-ı Allah ihsan etmiş olacaktır. Gördünüz mü? Demek ki bir zorluğun yanında bir kolaylık, bir zorluğun yanında bir kolaylık. Ondan sonra ne diyor ayet-i kerime? Feiza ferayte fensab ve ila rabbike fergab. Artık ondan sonra da Rabbimize rağbet ediyoruz. Yani her nefesimizde onu kendimizde duyuyoruz. Her kimle görüşsek görüşelim, o kardeşimizdeki olan, bize olan hitabını onun tecellisi olduğunun kabullenişi içerisindeyiz. Gördünüz mü? Demek ki bu şekilde insanın tecellisi Allah'ın mülkünde yok edeceksiniz. Kendinizin varlığını Allah'ın varlığında yok etmezseniz asla ve asla ne kadar tevhid ilminde bulunursanız bulunun bu zevklere sahip olmadıktan sonra fırsat bulamazsınız. Onun için biz daima söylüyoruz. Dünya sizin gayretinizdir. Çünkü dünya Allah'tan uzaklaştırın her şeye denir. Dünya gayriyettir. Malınız, mülkünüz de Allah'tan uzaklaştırıyorsa o da dünyadır. Çoluğunuz, çocuğunuz sizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa o da dünyadır. Gaflete giriyorsanız inanın o da dünyadır. Onun için dünya, siz dünyadan bir an evvel bitirin. Dünyadan elinizi etinizi çekin. Dünyayı yok edin. Yani bu alem dünya mı? Hayır, bu alem dünya değil. Bu alem aslında ahiret. Ahiret dediğiniz şey sizin o hakkın halk aynalarından tecellisinin zevkidir. Bedensel düşünüşlerinizin ruhsal düşünüş haline dönüşmesidir. Ahiret budur. Onun için ey kardeşler, hakikaten günümüzde ahireti yaşayın. Ahirette artık mutluluk var, huzur var. Cenab-ı Allah'ın cemalullahı var. Toplumdaki insanlar hoş, hepsini ahiret dediği toprağın altında zannederler ama şefaati de orada zannederler. Halbuki hepsi aslında sizin gönül aleminizdedir bunlar. Cennetiniz sizin mutluluğunuz, huzurunuz cennetinizdir. Cenab-ı Hak'la beraber olmanız sizin en büyük. Cennet zaten ikiliklik olanlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmiş olduğu bir mükafattır. Cehennem ise ikiliklik olan insanların ceza olarak verdiği bir azaptır. İkilikten kurtulduğunuz andan itibaren cenneti cehennemi de reddedersiniz. İkiliklik olanlara cennet cehennem var mıdır? El cevap vardır. Onu inkar etmeyin.
Ama birlik deryasına intikal geçmiş olan insanların artık Cenab-ı Hakk'ın vecinden başkasını göremezsiniz. Velillahil meşrugu vel mağrubu fe eynemâ tüvellü fesemmâ veçullâh innallâhi vasin olim. İster yüzünüzü doğuya çeviriniz, isterse batıya çeviriniz. Cenab-ı Hakk'ın vecinden başka hiçbir şey göremezsiniz. Bakara suresinin 115. ayet-i kerimesi öyle diyor. Ve kendi varlığınızdan Hakk'ın varlığı yok olduğu zaman, bakın Rahman suresinin 26. ve 27. ayet-i kerimesinde de küllü men aleyha fan ve yapka veçu rabbike zül celali vel ikram. Her şey, bütün alimler demişler ki yok olacaktır. Yani burada insanlar vardı, bunlar öldüğü zaman yok oluyor. Hayır, yoktan yok olmaz. Vardan yok olmaz. Yoktan da var olmaz. Vardan var olur. Yani tebdilat yapar. Her şey zaten bidayette yok. Cenab-ı Allah'ın mevcudiyetidir bu alem. Bu 18 bin alemde bildiğimiz bu alem, Cenab-ı Hakk'ın halk esma ve fiillerinden ibarettir. Bunlar Hakk'a aittir, kula ait değildir. Varlıklara ait değildir. Onun için bu alemde her şey, Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu ayet-i kerime mana verirken demiş ki, her şey yok olacaktır değil, bidayetten yoktur. Yalnız Cenab-ı Hakk'ın veci bakidir demiş. Onun için siz de ister birinci ayet-i kerimesinde, ister yüzünüzü doğuya çeviriniz, isterse batıya çeviriniz, Cenab-ı Hakk'ın veci oradadır. Çünkü her ne görürseniz görün, doğuda batıda sizin doğunuz ruhsal yönünüzdür, batı bedensel yönünüzdür. Bedene de baksanız odur. Ruhsal yönünüze de baksanız odur. E canım beden fani olur, Allah fani mi? Ama sen tebdilat geçiriyor, fani olmuyor. Sana göre fani. Allah'a göre fani değil. Siz vefat ettiğiniz zaman cemaatata gitmiyor musunuz? Mezara gömüp geliyoruz. Cemaatat yok mu oluyor? Aynen duruyor. Kaç kilosun? 60 kilo. 60 kilo aynı orada da var. Cemaatattan nebadata geçiyorsunuz. Nebadattan hayvanata, hayvanattan insana da geçmek suretiyle bir teşriye devresini tamamlıyorsunuz zaten. Onun için yok değilsiniz. Ama şekliniz değişik. Onun için siz ister doğu dediğiniz ruhsal yönünüze, gönül aleminize nazar edin, isterse batınız olan bu sıfatlar alemindeki veyahut da vücut aleminize kontrol edin, hepsi Cenab-ı Hakk'ın tecellisidir. Ruhsal yönünüz sizin Cenab-ı Hakk'ın nüzulünün bir tecellisi. Yani hakla dedik ki zat ile sıfat dedik. Sizin bedensel yönünüz de sizin esma ve fiiller yönünüzdür. O da her bir şekle tecelli ettikçe isimler değişir, şekiller değişir. Fakat onun aslının değişmesi mümkün değildir. O bakımdan her şey yoktur, onun veçinden başka. O zaman benim adım, benim yani ismim ve benim fiillerim Hakk'a ait midir? Her cevap Hakk'a aittir. Bendeki olan iyi fiiller hep Hakk'ındır. Esma da benim bedenime değil, ruhumun da adı değil. Ruhla bedenin ikisine birden ancaksın Ahmet denir. Yoksa bedene Ahmet denmez. Yalnız ruha da Ahmet denmez. Demek ki bu isim bu fiilleriyle açığa çıkmış mı? Bu fiiller Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket ediyorsa bilsin ki bu masar ona engel olduğu için. Ona varlığı, en büyük engel insanın varlığıdır deriz ya, engel oluyor. Perdeye çekmişsin. Güneş var dışarıda ama içerisi zifir karanlık. Ey kardeşim, sen de nefis karanlığının içerisinde duruyorsan bil ki o güneşin olmayışından değil, o senin nefsinin ondan uzak kalışından meydana gelmiştir. Bunun idrakına vardığınız zaman ancaksın bu sizde, o zaman demek ki bedensel yönünüz dünyanız, ruhsal yönünüz ahiretiniz. Ahiret alemini burada yaşarsak göreceksiniz ki her bir kişideki tecellinin idrakına varmışsınız. Beden onun tecellisi, isim onun tecellisi, sıfatlar onun tecellisi, zatlar cüz olduğu için senler cüz deniyor ama onun tecellisi. Onun için bütün varlıklar onun mevcudiyetinin altındadır.
Onun için Cenab-ı Hak mevcutla görülür. Bunu idrak ettiğiniz zaman kardeşlerinize, insanlara yaklaşırken artık Hakk'a yaklaşır gibi yaklaşacaksınız. Onların veşlerine baktığınız zaman onlardaki Cenab-ı Hakk'ın o aynalardan size hitap ettiğini, o aynalardan sizi seyrettiğini göreceksiniz. Siz de ondaki ni seyredeceksiniz. Aynaya bakan kendisini görür. O kardeşimiz sana bakıyorsa kendisini görecek, sen de ona bakıyorsan kendini göreceksin. Çünkü sen aynaya baktığın zaman kendinde eksiklik varsa aynada eksiklikler göreceksin. Yok, sende kemalat varsa karşıdaki kişide de kemalatlar göreceksin. Biz hepimiz birer aynayız. Bizden gören o, bilen o. Ondan sonra kimseyle itilafımız olmayacak. Herkesi kucaklayacağız, herkesle sevişeceğiz. Çünkü Cenab-ı Allah tenzih yönüyle teşbih aynalarından ancaksın tevhidini sergileyendir. Tevhid ise farktır. Yani şeriat farktır. Farkıyla yaşayacaksınız. Şeriatta şeriatı, hakikatte hakikati kullandığınız zaman işte böylece Cenab-ı Allah'ın bütün mertebelerdeki halini artık ta bir ahadiyet olan vücudunuzun idrakına vakıf olacak ve böylece hangi mertebedeki hareketin hangi boyuttaysa onu görecek, ona göre tavır takınacaksınız. Mesele bundan ibarettir. O bakımdan bu geceler bizim bir araya toplanmamıza, bu geceler bizim birbirimizi tanışmamıza, sevişmemize ve kendimizdeki olan Cenab-ı Hakk'ın zerreden küreye kadar nasıl tecelli ettiğinin ilminin irfaniyetinin gelişmesini sağlayan birer vasıtadan ibarettir. Yoksa berat bu gece vardır da gecelerdedir veyahut da diğer mübarek gecelerde bu gecelerdedir diye böyle bir intibaya vermeyin. İsterse gündüzde bu zevke, bu idraka vakıf olursanız gündüzde olur, sabah seherinde de olur, işinizde de olur, direksiyonunuzda da olabilir. Yani onlarla kayıtlamayacaksınız. Bizim yalnız bir araya toplanmamız için bu dört geceyi biz kutlarız. Birbirimizle böylece sevişiriz. Aslımızı, özümüzü burada dillendirerek her seferinde ilmimizin irfaniyetimizi geliştirerek yaşamaya özen gösteririz. İlminizi çoğaltırsanız ama amil olmazsanız kendinize zarar verirsiniz. Az bilin ama amil olun. Yoksa çok biliyorsunuz Ahmet'in yanında, Mehmet'in yanında ben şu makamdayım, ben bu kadar ilme sahibim deyip de bir şov yapıp da kendiniz ayrı bir vadide yaşıyorsanız kendinize yazık ediyorsunuz. Allah kanmaz. Hoş kendiniz de kanmıyor ya, sizdeki Allah da kanmıyor. Cenab-ı Hak da Arifler'deki de sizi ayan beyan zaten görüyor. Onlar da kanmış değil. Ama Ahmet'i Mehmet'i kendisinde tecelli ettiremeyen o kişileri aldatmış olabilirsiniz. Cenab-ı Allah inşallah bizi bu şekilde bir idrak ile kendimizin beraatını alanlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Allah hakikaten hepimiz muhtacız ama hayaldeki zandaki bir Allah'a değil, sizlerdeki olan cüz olan zat halinize dönün, ellerinizi semaya değil, gönül semasına açın ve ya Rabbi sen her şeye kaimsin. Bana bir adım gelene ben koşarak varırım diyorsun. Ben de şimdi elimi, gönlümü sana açtım. Yalvarıyorum. Ben aciz bir kulum ya Rabbi. İlim senindir. İrfaniyet senindir. Kemalat senindir. Ben ise aciz bir kulum. Benim bu aciz olan bu kulumdan sen kemalatını, ilmini, irfaniyetini tecelli edersen ben ancaksın o zaman sana vakıf olurum. Ne olur? Bu mazhardan kemalatını tecelli eyle. Bu mazhardan alemdeki olan bütün zerreden küreye kadar olan o kemalat tecellilerini, Rahman kemalat sıfatlarını bana göster. Ben de buradan hem mutlu olayım, bendeki mutluluk senin olsun ya Rabbi. Demek suretiyle ya Rabbi bir kul olarak benden ne istiyorsan ben de senden onu istiyorum ya Rabbi. Ben acizim, belki dillendiremiyorum da. İsteğimi bile söylemekten acizim. Ama ben sen beni benden iyi biliyorsun. Onun için birsin. Ne diyeceğimi bilirsin. De. Cenab-ı Allah inşallah böylece dua eden, böylece bu geceleri idrak ederek yaşayanlardan eylesin. Amin.
Sadakallahu lazim.